1-2. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 85. Erkad Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1-2. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Erkad Yayınları Sayfa 85A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Tasavvufi düşüncenin oluşum aşamaları hakkında bilgi veriniz. Cevap: Tasavvufi düşüncenin oluşum aşamaları, İslam'ın erken dönemlerinde mistik ve içsel deneyimlere dayanan bir yolculuğun ortaya çıkmasıyla başlar. Bu yolculuk, manevi öğretmenlerin rehberliğiyle, zikir, meditasyon, nefes çalışmaları gibi uygulamalarla ve Kur'an'ın derin anlamını keşfetme çabasıyla devam eder. Bu süreçte tasavvufi düşünce, Allah'a yakınlık, birlik ve aşk üzerine odaklanırken, içsel dönüşüm ve ruhsal gelişim hedeflenir. 2. Yesevilik hakkında öğrendiklerinizi açıklayınız. Cevap: Yesevilik, Alevi Bektaşi geleneğinin önemli bir koludur ve inançlarını Yesevi dedesi olarak bilinen Hacı Bektaş Veli'ye dayandırır. Yesevilik, İslam'ın mistik yorumunu benimserken, evrensel insan sevgisi, hoşgörü, adalet, eşitlik ve ahlaki değerlere vurgu yapar. Yeseviler, cem ritüelleri ve musiki eşliğinde dualarını yapar, semah dönerler ve Hızır ve Ali gibi kutsal figürlere saygı duyarlar. 3. Cem ve Cemevi hakkında öğrendiklerinizi açıklayınız. Cevap: Cem, Alevi Bektaşi toplumunun ibadet ve toplumsal etkileşimini içeren önemli bir ritüeldir. Cemler, Alevi Bektaşi inananları tarafından cemevlerinde gerçekleştirilir. Cemlerde dualar, semah dönme, İlahi ve nefesler eşliğinde topluluk bir araya gelir. Cemevleri, ibadetin yanı sıra toplumsal etkinliklerin, eğitimin ve kültürel faaliyetlerin de merkezi konumundadır. 4. Semah hakkında öğrendiklerinizi açıklayınız. Cevap: Semah, Alevi Bektaşi inancının ritüellerinden biridir. Semah, dönenlerin Allah'a yönelerek manevi bir deneyim yaşadığı bir dönme hareketidir. Bu ritüelde semah dönenler, müzik eşliğinde dönerek kendilerini manevi bir transa ve birlik hissine ulaştırmayı amaçlarlar. Semah, bir dönme hareketi olarak fiziksel ve ruhsal bir deneyimi içerir ve birliği, sevgiyi ve Allah'a yönelişi sembolize eder. 5. Hucurt Suresinin 10. ayetinde hangi mesajlar verilmektedir? Açıklayınız. Cevap: Hucurt Suresinin 10. ayetinde, müminler arasındaki kardeşlik bağını güçlendirmeye, anlaşmazlıkları çözmeye ve Allah'a itaat etmekten sakınmaya vurgu yapılır. Ayet, müminler arasında dayanışma, sevgi ve uzlaşma duygularının geliştirilmesini teşvik ederken, aynı zamanda Allah'ın rahmetine erişmeyi amaçlar. Mesajı, müminlerin birbirlerine yardım etmeli, kıskançlık ve düşmanlık beslememeli, anlaşmazlıkları çözerek aralarındaki ilişkiyi düzeltmelidir. B. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y yazınız. Cevap: 1. Yanlış, tasavvuf, kelime ve sistem olarak Hazreti Peygamber, Siyav'ı zamanında mevcuttu. 2. Yanlış, Hicri 3. asırda tasavvuf tarikat şeklinde kurumsallaşmıştır. 3. Doğru, tasavvufun amacı ahlakı yüceltmektir. 4. Doğru, Kur'an-ı Kerim'deki ahlaki ilkelere göre ve Hazreti Peygamber, Siyav'ı gibi İslam'ı yaşama kararlılığında olan, üstün nitelikli kişiye insanı kamil denir. 5. Yanlış, Semah, dönerek yapılan Mevlevi törenidir. C. Aşağıdaki boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanlarıyla dolduruunuz. Nakşibendilik, Zakir Peyk Yesevilik, Cem Ocak Gülbank Mevlevilik. Cevap: 1. Yesevilik, Anadolu'da ortaya çıkan tasavvufi yorumlardan ilki olmakla birlikte devamlılığını sürdürememiş, yerini kendisinden sonra gelen Bektaşilik ve Nakşibendilik gibi tasavvufi yorumlara bırakmıştır. 2. Nakşibendilik, Irak, Suriye, Anadolu ve Balkanlarda Nakşibendi tarikatının en yaygın kolu olan Halidilik ile varlığını devam ettirmektedir. 3. Alevi ilk Bektaşilik'te Ocak, Dede, Seyit, Pir, Mürşit, Rehber gibi adlarla da anılan dinsel hizmetleri gören kişilerin ailelerini, soylarını nitelemek üzere kullanılan kavramdır. 4. Alevilik Bektaşilik düşüncesine göre cemaatle yapılan törenlere cem denir. 5. Peyk, cem ile ilgili davetleri duyurur. 1-2. Sınıf Erkad Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 85 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.